C vitamini. Kafayı düzeltmez ama iyi gelir. Ben bir mandalina daha soyayım. Çok özür dilerim ama ben Cihan'ı senden daha iyi tanıyorum. Ve şu an neyim var diye onu bunaltmak daha çok içine kapanmasını sağlamaktan başka hiçbir işe yaramayacak. O yüzden bence sen de onun üstüne gözlerini dikip ona böyle küçük, zayıf, kırılgan bir bebek gibi davranmaktan vazgeç. Kendinle ilgilen. Cihan'ı da onu senden daha iyi tanıyanlara bırak. Okuduğun son kelimeyi söyle. Güdürü. Okumadığını biliyorum. Seni sıkıştırmamam gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum. Ama ne olduğunu merak ediyorum. Eğer hani iş stresi ise seni bu aralar benden daha iyi kimse anlayamaz.
spor salonunda pizza yemek. Efsaneyiz. Ben aç değilim ki. Hadi ama. Suç ortağı mı olacaktın? Üzgünüm ama daha fazla dayanamayacağım. O müthiş soru geliyor. Ne düşünüyorsun, demek yasaktı? O değil. Neyin var? Lütfen. Cihan hayır. Artık gerçekten senin için endişeleniyorum. İyi görünmüyorsun ve kusura bakma, ben buna kayıtsız kalabilecek kadar soğukkanlı değilim. Lütfen. Yüzüne baktığımda gerçekten susmaya değil, konuşmaya ihtiyacın olduğunu görebiliyorum. Tamam, belki yardım edemeyeceğim. Belki boyumu aşan bir konu. Ama belki de anlatmak sana daha iyi gelecek. Hadi lütfen dene bunu. Peki. Deneyelim. Diyelim ki çok sevdiğin iki kişi alt üst edecek bir sırrım var. Benim sırrım değil, onların sırrı. Onların sırrı ama sen biliyorsun. Onlar bilmiyor. Evet. Garip ama öyle. Bu sır öyle bir sır ki ikisi de kaldıramayacak. Her şeyi tepeden tırnağa değiştirecek. Ve sen de doğal olarak ne yapacağını bilmiyorsun. Doğal olarak. Peki bu iki kişi bu sırrı öğrenirlerse o zaman ne olur? Bilmiyorum. Ya her şey çok daha kötü olur. Ya da... Ya da? Savaş biter. Tam fazla konuştuk. Korkma, seni sıkıştırıp vermek istemediğin detayları öğrenmeye çalışmayacağım. Sadece anladığım kadarıyla bir şey söylemek istiyorum. Peki. Ne anladın? Her ne yapacaksan ya da yapmayacaksan, biliyorum ki bu ikisinin de iyiliği için olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.